Herkese merhaba. 5. antrenmanımızla sizlerin karşınızdayız. Bugün akşam antrenmanı. Ben de buradayım. Power Pilates yapıyoruz. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Evet, bugün ikinci akşam antrenmanımız ve toplamda 5. antrenmanımız. Günaydın diyesim geldi, hep sabahları yapıyoruz ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar Türkiye. Gelin bakalım. Öyle bir gelin bakalım. Geleceğiniz varsa göreceğiniz zaman bir de. Şimdi daha kalabalık olacağız muhtemelen. Akşam antrenmanı mı daha iyi, sabah mı? Diye hemen sorumu başlatayım. Hadi sor. Sor. Haydi sor. Sizce akşam antrenmanı mı? Yani akşam 8'deki antrenman mı size daha uygun, yoksa sabah 10 mu? Bakalım ne cevap verecek. Almanya'dan katılanlar varmış. Az önce ben iyi akşamlar Türkiye dedim. Ama Türkiye'si. Evet. Bütün, biz bu arada başlamışız bak. Bugün sen yaptın antrenmanı. Ben bir yandan esnemeye başladım. Yatarak izliyorum diyenler var, gözümden kaçmalı. Çok ayıp. Olsun, sabah yatarak güzel. Da olsun, birazcık bir mekiktir, bir iki bir şeydir. Birazdan biz de yatacağız, aynen. Şöyle, akşam diyen de çok var, sabah diyen de var böyle. Kanada! Evet, ben bazen onu yapıyordum. Sen istersen pas mı atsan acaba? Ver telefonu. Çünkü şu an hiç adamım. Telefonu biterdi. Story koydum. Böyle de katılımcı bir arkadaş. Ya story koydum, programı koyduk zaten. Gelen gelir diyorsun. Aynen, bu bir motivasyon işi. Danimarka koptular şu anda. Gerçekten mi? Brüksel var. Evet, bugünkü hadi. Ekipmanlarımızı söylüyorum ben, hadi de bu söyle. Arada. İngiltere, oley! Minik bir pilates topumuz. O da popik. Lana söyledim. Büge diyorlar bak. Topla benim tulumumun rengini. Evet, gerçekten bu kadar ya. Bu tesadüf oldu. Ayarlamış. Evet, son 2 dakika. Ve Muğla, Burdur. Birlik dumbbell'larımız. Evet, ben kaç yazmıştım onu hatırlamıyorum. Bir iyidir ya Ebru. Valla o kadar yorgunum ki. Bodrum, Kütahya, Aksaray, İstanbul. Aksaray dedim ya, Askaray. Anlıyorsunuz siz ya. Evet arkadaşlar, Power Pilates yapıyoruz. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. İnanın ikimiz de çok yorgunuz. Ama bu yola... Her çok yorgunuz da. Bu yola baş koyduk. Açız çünkü ya. Gerçekten. Gerçekten yani dün, anlatayım şöyle, dün pazardı biliyorsunuz. Arkadaşlarım yani önümde en az 12 pizza yemiş olabilirler masada. Ama ben salatamı yedim. Etimi yedim falan böyle. Hadi bakalım. Az çene çok hareket. Kapatıyorum yorumlarımızı. Power Pilates diye de burayı pinliyorum. Evet, şu an yorgun olabiliriz ama emin olun antrenmandan sonra kendimizi çok daha iyi hissedeceğiz. Ben bunu her zaman bildiğim için genelde böyle ya of, hiçbir şey yapmak istemiyorum diye düşündüğüm zamanlarda hemen diyorum ki yaptıkça kendimi daha iyi hissedeceğim. Hele bittiğinde inanılmaz iyi hissedeceğim ve kendime bu zamanı ayırdığım için kendime teşekkür edeceğim. O yüzden bence siz de böyle düşünürseniz her şey çok güzel olacak. Daha iyi ve daha motive bir şekilde bu egzersize başlayabiliriz. Evet, hadi bakalım. O zaman şöyle bacakları omuz genişliğinde açalım. Ayakların karşıyı gösterdiğinden emin olalım. Her zaman ne diyorduk? Pilates metodunun en önemli yanı gerçekten doğru nefesi alarak egzersizleri yapıyor olmamız. O yüzden ben ara ara size hatırlatacağım. Daima burnumuzdan nefes alıyoruz. Bir mum üflercesine kendi sesinizi duyabilirsiniz. Uzunca nefesler vererek egzersizleri yapıyoruz. Hadi bakalım, sağa sola aynen başlayalım. Şöyle bir sakin başlayalım. Pilatesimizin başında power olduğu için sakinliğimiz çok uzun sürmeyebilir. Çek omuzları... Şu an yayında mıyım? Bırak. Çek omuzları bırak. Niye öyle dedim? Bilmem.
Valla. Dur yorumları açayım. Yorum gelmezse. Yayındayız yahu. Biz artık panik atak olduk. Yayında yani, mıyız değil miyiz? Yukarıdaki şeyleri görmeyiz. Evet niye öyle şey oldu? Çek omuzları bırak. Donuyor diyor. Ha yayın donuyormuş. Ne tatlı. O zaman açayım ben bu şeyi. Değil mi? Donuyormuşuz. Müge. Uçak modundan çıkıyorum. Okey. Uçak modundaydık. Kimse aramasın diye. Çıktık. Yorumları kapatıyorum tekrar. İnşallah başımıza vize bay gelmez. Evet. Şimdi avuç içlerin karşıya baksın. Derin nefes alırken parmak ucuna yüksel. Sanki bir su, böyle su birikintisini geriye doğru götürüyorsun. Tekrar avuç içlerini çevir terse, topuklara in. Biraz artık hadi akıştayız. Derin nefes al yukarı. Ver nefes geriye. Al derin nefes yukarıdasın. Ver nefesini aşağıya. Şimdi gel yukarıda benimle buluş. Parmak uçları topuklar da yukarıda. Avuç içleri birbirine bakıyor. Hop sağ diz bük. Hop sol. Tempo biraz. Nefes al. Nefes ver. 1 ve 2. 3 ve 4. Son 2. Burada kaldın. İndin tamamen bak. Geldim tam. Hop yukarıya. Hadi bakalım. Bu inişte sırtın dümdüz olsun ve arka bacak kas grubu hamstringlerin iyice açıldığını, gerildiğini hisset. Hop yukarı. Aynen. Beraber yapalım gel. Derin nefes al. Bir kez daha ver nefesini. Burada kal. Kollarını tam yana aç. Şimdi sağa doğru git 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 git. Burada iyice stretch. Süpersin. Gel diğer tarafa. Nefes al, nefes ver. Şimdi bırak vücudunu. İyice şöyle kukla gibi bir salın. Nefes al, nefes ver daima. Rahatlat kendini ve sağ bacağına sarıl ve bekle. Sarıl ve bekle. Burada artık yavaş yavaş vücut ısının arttığını, birçok kas grubunun harekete geçtiğini fark et. Diğer tarafa geldim bu arada. Nefes al, nefes ver. Diğer taraftasın. Çok böyle stratejik çalışacağız. Bilginiz olsun şimdiden. Omurgayı yuvarla. Eğer pilates topunuz yoksa bir yastık alın. Tamam mı? Çok büyük değil. Bir küçük bir koltuk yastığı alın. Okay, şöyle bir kasıkları da açalım. Yer yer topu çoğu zaman sabitleyici olarak ve bazı noktalarda dip kasları hissedeceğimiz noktalarda kullanıyor olacağız. Küçük küçük yastıkta iş görür. Tekrar içeriye. Evet. Gel diğer tarafa. Nefes al. Nefes ver ve içeriye doğru. Güzel. Şimdi hadi yavaş yavaş başlayalım. Toplarınızı alın elinize. Eğer topunuz yoksa tekrar söylüyorum. Bir koltuk yastığı olur. Şimdi. Kırlent. neydi hatırlayın. Kendi yumruğunuz kadar dizinizin arasında bir boşluk kalsın. Ölçü bu. Hafif dizimi büktüm. Kalça biraz arkada, kollar önde. Önce bu pozisyonda karın kaslarında hisset. Sadece topu sıkıştı. 1, 2 ya da yastığı 3, 4. Hisset ama bunu yaparken gittikçe tempoyu arttıracağız. 1, 2, 3, 4. Dirseklerin dümdüz. 5, 6, 7, 8 ve devam. Nefes al, nefes ver. Aynen. Evet. Şimdi iyice sıkıştır. Maksimumda sıkıştır. Kal burada. Kaldır kollarını kulakların arkasına. Kollar dümdüz. Ve indir. Çok hızlı değil. Çok yavaş değil. Aynen akıştasın. Öyle bir uzat ki yukarıda ellerini yukarıya. Sanki ellerinden biri seni çekiyormuş gibi düşün. Orada şu arka kol kaslarını, tuzluk kaslarını hatırlıyor musun? Triceps'i
hisset. Şimdi yukarıda kal. Aynı hareketi yukarıda uyguluyoruz. Minik minik. 1, 2, 3, 4. Karnın aktif olması için dizlerin bükük oluyor olması önemli. 5, 6, 7, 8. Devam. Son 4. Birazdan büyük kolları düzelt. Ve... O zaman sıkamıyorum niyeyse. Evet. Normal. Şimdi burada kal. Kal şimdi dümdüz olsun. Sıkmıyoruz çünkü. Şimdi şunu yapacağız. İndir. Ve yukarı. İndir. Şey oldu. Ve yukarı. İndir. Ve yukarı. Allah Allah. İndir. Yukarı. Devam. Devam ediyor. Hayat etmiyor. Bunu bize yapma ya. Niye böyle oluyor? Ben anlamadım ki. Bir mikrofon olayı geliyor. Uygulama kullanılmadığı için duraklatıldı diyor. Benim telefonumda mı bir problem var acaba son zamanlarda? Şu anda okey, değil mi? İnşallah. Devam. Devam et. Şimdi burada kaldın. Tamam mı? Bacaklarını düzelttin. Bacaklarını düzelt. Aç bacakları. Şimdi bak, hop bir yana gidiyorum. Geldim ortaya, hop diğer tarafa. Kolun dümdüz olsun. Dümdüz, kolunu indirme. Sırtın aynen dümdüz. Hop, diğer tarafa. Evet, aynen. Bacaklar sımsıkı. Hop, yes. Git. Turşu da dışarıdaki kedilerle kavga ediyor. Aynen. Şimdi gel burada bak, tek eline al topu, sağ elinde, tamam mı? Sağ elinde top. Sol elin, kapattın bacaklarını burada, sol elin yanda. Sadece şunu yapıyoruz, izle. Hop, ayağın flex'te. Bunu birazcık tutabilmek için havasını, siz de birazcık tutabilmek için havasını indirebilirsiniz. Gel. Kesin benim kesin. Hı, tutabilmek için havasını indir. Oldu mu? Okey. Hadi bakalım. Hop. Bir. Başla. Hop. İki. Yes. Hop. Üç. Dört. Her nefes verişinde. Beş. Sık karnını. Altı. Yedi. Devam arkadaşlar. Sekiz. Evet. Kal burada. Hiç kolay değil. Kal. Üst bacak kas grubunu hisset. Yukarı sekme. Denge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen değiştir. Kollar tutuldu mu? Kaldı kolları. Kolay gibi görünüyor ama gerçekten şey, iddialı hareketler. Hop. 1. Nefes. 2, 3 ve süpersin. Devam. Son 5, bırakma. Sonra yukarıda bir 10 tekrar yapacağız. Güzel. 3, 2 ve kal yukarıda kısa kısa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süpersin. Şöyle bir boynunu çevir, rahatla. Topu dizlerin arasına sıkıştırdın. Dumbbell'ların eline aldın. Şimdi önce iyice topu, bak. Dumbbell'ları elimde, sadece topu sıkıştırıp bırakıyorum. Gel. Karın içeride. Hafif bir çömelme yaptım. Bu. Bir. Hafif aktif dinlenme gibi düşün. Popoyu biraz geri ver. 1, 2, 3. İyice iç bacak kas grubu. Kasıkları yani hisset. Devam. Şimdi burada yavaş yavaş biraz daha in. Biraz daha derin çömelme yap. Şimdi derin çömelmede bacaklar aktif kalmaya devam ederken kollar da önde kalsın. 1, 2, 3 kalsın.
Sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Aynen. Şimdi sık. Maksimumda sık topu. Sadece kollar çalışsın. Bir. Ver nefes. İki. Avuç içlerinin yere baktığından emin ol. Topu sıkıştır. Bırakma topu. Bütün kaslar aktif. Öyle düşün. Odaklan. Haydi. Bugün yalnız yorgunuz. Yani bu kafa letali konuşmuyor çünkü. Yani öğrenci konuşuyor. Hareketi yapmaya çalışıyorum. Kal burada. Tamam. Kal. Yukarı. İndir. Yukarı. İndir. Bu power pilates beni zorluyor gerçekten. İndir. Çünkü aslında koordinasyon zorluyor, biliyor musun? Buradaki sistem koordinasyonun çok aktif olması. Normalde tek başımıza yaptığımız hareketleri biraz birleştiriyorum ben. Her hocanın da bir tarzı vardır bu arada. Hani X bir power pilates videosunda bambaşka bir deneyim yaşamanız da mümkün. Kal burada. Dirseklerle kısa kısa. Herkesin kendi öğretisi, kendi spor geçmişi, aldığı eğitimleri kombinleme tarzı farklıdır. Ben fazla komplike seviyorum çünkü jimnastikçi. Dinlen, dinlen. Yok yok yani. Hayır, mesela Tabata'daki, yani Tabata yaparkenki hareketler daha sanki ana kasları çalıştırıyor ve o kasları daha genelde de kullandığımız için daha farklı bir yorulma. Burada yani evet, sanki evet. Hiç yorulmayacak, yani şunu yaparsam ne olacak ya diye düşünüyorsun ama öyle değil yani. O ince kasları mı çalışıyorum? Dip kasları diyoruz. Kaba motor kas grubu ile ince motor kas grubu diyoruz. Ve daha hani büyük kas grupları fonksiyonelde çalışıyor ve daha aktifsin. Yani zıplamalar var kolay. Bunda daha statik. Statikler zorlar. Ve inceye dokunduğu için hani diyoruz ya, o bir titreşim verdiğinde giden noktalar. Şimdi arkadaşlar yine gel, indin, indin. Bu sefer maksimuma indin, tamam mı? Maksimumda önce kaldın. Buradasın. Şimdi bak, üst vücudu da indirdim. Tam bir yokuş oldu sırtım. Ne yapıyorum? Ellerimi birleştirdim. Topu sıkıştırıyorsun. Daima aktif. Ve kolları hop açıyorsun. Ver nefes. Yavaş ve hisseder. Bir de işte pilates egzersiz metodunun farkı, nefesle yaparak dip kaslara oksijeni gönderdiğin için de daha çok hissediyorsun. Kolaymış gibi gözükse de gerçekten zorlanıyorsun. Ver nefes. Şimdi burada kal. Kal. Bak, bu kolay olmayacak. Uzat. Aç. Hafif dirsekler bükük. Burada açıları korumak önemli. Sık karın kaslarını da. Süpersin Müge. Haydi herkes elinden geleni yapmaya çalışsın. Bu yeterli. Bu günün yorgunluğu var şu anda hepimizin zihninde ve vücudunda. O yüzden daha çok zorlanıyor olabilirsiniz ama ne diyoruz hep? Kendimize yatırım yapıyoruz. O yüzden odaklan. Son kaç? Son iki. Burada kal. Sadece burada. Tamam mı? Şunu istiyorum bak. Hop, kalçayı düzelt. Uzan. Gel. Merhaba. Bu. Belin nasıl? Belim biraz ağrıdı, o yüzden durdum. Normal. Şimdi bak, hop, rahatlat belini, yavaş. Gel. Burada beline baskı binmemesi için kalça içeri saklı, pelvic tilt. Hop, tekrar uza. Gel. Son iki yapacağız, dinlendireceğim. İn. Son kez yapıyorsun. Nefes al. Ver nefesi. Ve bir rahatla, bırak. Bırak her şeyi, bir rahatla. Şimdi düşüyorum. Bir elinizde top, bir elinizde dumbbell olacak. Ve dumbbell olan elimiz sol elimiz ve dumbbell olan elimizi açacağız, tamam mı? Dumbbell, yani sol elimizde dumbbell var ve sadece açıkta duruyor. Bunu erkekler maksimum 2, kadınlar da maksimum 1 kilo yapsın. Sol diz yukarıda, sol kol yukarıda.
Bu da burada. Bu dizimi hop 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 hop. Tamam mı? Hissederek. Sonra bacak değiştireceğiz. Diğeri daha kolay olacak. 4 3 2 ve kal yukarıda bir kısa kısa 10 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gel, bu daha kolay olacak. Hop. 1 dengeni bulacaksın. 2 3 4 hafif parmak ucunu değdir. Yukarı 5. Bravo size. 6 7. Bugüne kadarki en sakin canlı yayınımız oldu. Şey, süzüldük. Ya ben gerçekten bayağı yani yapmaya çalışıyorum. Haklısın bu arada. Yani ben artık aynı şeyi söylemek istemiyorum ama şey, gerçekten bir haftadır challenge'dayız. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmediği gibi yiyip içmiyoruz da çok fazla. Yani bizi mutlu edecek ve normalde enerji verecek bir şeyleri de hayatımızdan çıkardığımız için ister istemez şimdi 8. güne girdik. Ben bugün eczaneye girip C vitamini falan aldım. Yani böyle bir vücudumda ister istemez bir ne diyeyim, süzülme var, öyle adlandırayım. O yüzden de kalpten enerjimizi aktarmaya çalışıyoruz ama çok sesimiz çıkmıyor gördüğünüz gibi. Kol dümdüz, sol bacak, bir dakika, hayır. Hangi? Sağ kol yanda, sağ çapraz. Bacak önce, çapraz, evet. Evet, son. Şimdi son 5. 4. 3. Bunda bir de denge de var ya, insan konuşalım. 2. Ve kal yukarıda. Kısa kısa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nefes. Süper. Hemen bu bir tık daha dengeyi kolaylaştırıyor. 1, 2, kendimize gülüyorum. 3, 4, 5, 6. Ama gerçekten bu 14 gün challenge kafasında kimler ne durumdalar, değişimleriniz nasıl, bana DM'den geliyor, her an her şeyi paylaşamıyorum ama takip ediyorum ve biz de böyle motive oluyoruz. Lütfen paylaşın. Oh, gel kısa kısa. Hemen arkadan bu arada Müge, pazar günü, belki cumartesi akşamı da bilmiyorum onu tam. Ya cumartesi ya pazar, şey, Ramazan başlıyor. Aslında böyle biz farkında olmadan çok güzel bir takvim yapmışız. Ondan evet. Sonra da zaten hani eğer oruç tutanlar varsa biraz daha onu dengede tutmalılar. Yoksa da hafif temiz beslenmeye o süreçte devam etmekte fayda var. Şimdi gösteriyorum, sonra artık oturacağız. Yine bir denge daha, yavaş ve kontrollü yapıyoruz. Bak, iki elimle topu sıkıştırıyorum. Şu, buradayım önce, tamam mı? Derin bir nefes aldım. Nefes verirken açıldım, kontrol. Nefes aldım, geldim. Tamam mı? Altı sağ, altı sol yapıyoruz. Sağ bacakla başlayalım. Biraz ona gel istersen. Aynen. Hazır. Hop, çektin. Herkes kendi kafa. Alttaki dizini hafif bükebilirsin denge için. Yavaşça açıl açıl açıl. Popoyu da hissedeceksin. Açıldın. Nefesini verdin. Tekrar nefes alırken geldim. Aynen. Hadi son 5. Gel 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 gel. Son 4. Süper. Son 3. En sonda bir 10 saniye kalacağız 6'yı tamamladığımızda. Odaklan. Nefes al. Her nefesine. Son kez yapıyoruz Mügeciğim. Kalalım yukarıda ve bizimle beraber. Hadi, spora bahane yok diyen herkes kalsın. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, harikasınız. Bravo. Aferin. Aferin sana. Süpersin. Hiç vakit kaybetmeden sonra bir yudum su içip artık aşağıda devam edeceğiz hayatımıza. Rahatlayacaksınız.
Diğer bacak. Hadi gel. Derin nefesini aldın. Ver nefesi. Açıl. Hangi tarafta daha dengelisin? Onu bir fark edin bak. Benim sağ destek bacağım daha güçlü örneğin. Bir fark et. Bedeninle bir konuş bakalım. Hangi taraf senin için daha denge demek? Sonra da eksik olduğunu hissettiğin tarafı geliştirmeye hep odaklan. Son üç. Her uzadığında popoyu öyle bir sık ki o dik, yuvarlak ve sıkı kalçalara hızlı ulaşalım arkadaşlar. Olduk hocam diyorsanız başka. Ver nefesini, kalıyoruz hep birlikte. Haydi 10, 9, 8, fokus, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bravo. Bir yudum su içebilirsin. Damağımızı ıslatıyormuşuz havası. Ay. Evet, 25. dakikadayız. Ben yine klasik yorumlarımı bir açayım bakayım. Sayımız bayağı düşmüş bu arada. Ne oldu çalınca? Bu kadar mı yani? Bu kadar mı eşlik ettiniz yani? Ben hemen oturdum. Biraz sitem etmek. Ceylan yarın geliyorum. Buradan da mesaj veriyorum randevularımı. Evet sen oturdun. Evet, hadi kapatıyorum tekrar. Vakit kaybetmeden oturdum. Tamam canım. Şimdi vakit kaybetmeden oturduysam ilk hareketimiz şu. Al bakalım. Dizlerin arasına. Ellerine de dangle al. Yine biz çapraz dönelim de daha net oluyor. Şöyle ellerini çevirir misin? Hiç hoşlanmadım bu şeyden ama. Evet, tam oturmuştum. Şöyle çevirsek. Tamam. Öyle mi? Öyle çevir. Okey. Okay. Değişikliği. Biraz çek. Ha, tamam. Tamam. Şimdi dumbbell'lar elinizde. Buradasın, tamam mı? Bak gevşek şu anda. Her yukarı çıkışımda topu iyice sıkıştırıyorum. Bu. Hadi hep birlikte nefes verirken sıkıştırıcı topu. Evet. Devam. Çenenle göğsün arasında bir tenis topu olduğunu hep hatırla. Gözlerin diz kapaklarını görüyor olsun yukarıya çıktığında. Kolların dümdüz, avuç içlerin yere bakıyor. Şimdi arkadaşlar yukarıda kaldın. Topu sıkıştırıyorsun. Sadece kollar çalışsın. 1 2 90 derece 3 Ver nefesin. Sadece kollar çalışsın. Tabii daima iç bacaklar için top sıkışık olsun. Bırakma. Şimdi burada kal. Bak hop ellerini birleştir. 1, 2, 3, 4, 5, yüksel. 6, 7, 8, 9. Kitle burada kal. Sadece topu sıkıştır. 1, 2, 3, tempo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 3. 2 bırak. Bıraktım. Şimdi aynısın serinin yani benzerini ayaklarını yani bileklerin arasına topu alıyorsun. Ayakların flex. Eğer iyiysen dumbbell'lar elinde zorlanıyorsan eğer ayakların flex. Şuraya yan döneceğim. Aynen ben de biraz yan döneceğim. Ayağımı açacağım böyle böyle. İlit. Ayakların flat. Biz bayağı alakalı. 360 derece dönüyoruz. O iyi oldu ama. Aynen. Tamam.
Ayakların flex. İyiysen dumbbelllar elinde, zorlanıyorsan dumbbellları bırak, tamam mı? Ayakların flex'te. Önce sadece topu sıkıştır, bırak bakalım. Kollar aktif. Devam. Ayaklar flex. Şimdi buradasın. Sadece yukarıya uzat. Voleybol topuna vurur gibi. 1 2 uzat. Sıkıştır topu. Top sıkışık. Ya da yastık. Ne varsa artık. Şimdi bak, kollar çok doğru. Kollar yandan geçsin. Hadi Müge, son 8, 7, 6, 5, avuç içleri yere bakıyor, 4, bırakma, 3, 2, dumbbellları bırak, ellerini kalçanın altına yerleştir, hadi indir, yukarı, nefes al. Kimse kolay olacağını söylememişti. Nefes ver. Haydi son 10. Ayaklar ne kadar flex o kadar etkili. 9 8 Bravo. Haydi gücüne güven. Son 4 Bırakma. 3 2 Çek dizlerini, bir rahatla, devam edeceğiz. Ay. Evet, güzel bir stretching yaptıracağım, merak etmeyin, ama daha yolumuz var arkadaşlar. Yolumuz var, yolumuz uzun. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz, bak. Önce izle. Şimdi doğru açı için şöyle omuzlarımı kaldırıyorum, tamam mı? Burada belimin tamamen yerde olduğundan emin oluyorum. Toplandım. Bacakları uzattım. Bak. Açıldım. Top nerede? Bacaklarımda. Burada bel boşluğu olmayacak noktaya kadar indiriyorum. Herkesin... Bence bu hareketi sadece sen yapabilirsin. Yok yok, yapıyor herkes. Herkesin karın gücüne yap. Burada bu kadar indirmek zorunda değilsin. Diyelim burada kaldı, tamam mı? İkinci turda alıyorum topu, elimde. Yani top bir elinde, bir ayağında. Aynen. Yine indiriyor muyum? O güzel boyunu kullanan, yukarı kalkan. Aynen. Top bir elinde, bir ayağında iniyor. Ortada aldığın için topu yukarıya uzan yani. Hah. Aynen. Hadi son 6. 5. 4 3 2 İyisen kal. 1 2 3 4 5 6 7 Ay 8 9 10 Dediğim gibi ben de çok yoruldum. Yes. Şimdi arkadaşlar, gel biraz dinlenelim ve basen yapıyor olalım. Al ayakların arasına sıkıştır topu, tamam mı? Şu film izleme pozisyonuna gel. Ayaklarını flex yap. Yukarıdaki kolun da yerde olsun. Şöyle. Minik minik kaldır. Ayakların flex. Ben yatamadım. Yani karın, basen, iç bacaklar. Devam. Şimdi şunu istiyorum. Çek. Uzat. Çek. Uzat. Oblik tabii ki simit bölgesi. Uzat. Nefes al, çek. Nefes ver, uzat. Son 4. Süpersin. Hop. 3 Çek. Bravo. Şimdi topu bir bırak.
Üstteki bacağını öne koy. Tamam mı? Şöyle bir düzelt. Buradan gerekirse tut bunu kayıyorsa. Mesela benim kayıyor. Tutacağım. Alttakini kaldır. İç bacak. Kaldır. İyice yukarı. 5, 4, 3, 2 ve gel yüz üstü. Şimdi bak, topu al ayaklarının arasına, kalça yapacağız. Ellerini alnının üzerine yerleştir. Dizlerimi açtım, kurbağa pozisyonu. Dizlerini iki yana aç. Ayaklarının arasında top. Çok minik minik hareketlerle, belinde çok ciddi bir baskı hissedersen direkt yapma, tamam mı? İzle, minik. Minik ve top düştü. Senin de mi düştü? İyi yakalamışsın sen o topu öyle. Ben... Müge'yi izleyin, aferin Müge'cim. Ben senin gibi tutmadım, senin gibi tutmak mı mantıklı? Ben topuma sıkıştırdım. Yes. Yukarıya. Herkes kendi sayısını saysın. Bir 20. Erkeklere sesleniyorum. Ben bunu yapamam gibi düşünmeyin. Sizin de ihtiyacınız var. Çok net. (gülüyor) 20 biter. Yanda televizyon izleme pozisyonuna geçsin. Diğer tarafa devam edeceğiz. O kalçanın arasında bir kağıdı tutmaya çalıştığını düşün. Evet. Sanırım bitti 20. Diğer tarafa. Hadi bakalım. Enerjiyi biraz arttıralım. 40. dakikaya yaklaşıyoruz şaka maka. Gerçekten mi? Evet evet. Nasıl hissediyorsun? Nasıl terledim? Evet, ben de yani inanılır gibi değil. Çünkü dip kaslar işte, o yüzden terliyoruz ve nefes. Hazır, kontrol. Ayaklar flex'te yukarı. Yine herkes kendi sayısını saysın. 20. Ama bunlar da gerçekten yan karın için olmazsa olmaz hareketler. Tabii tabii, daha aynen. Yok yok, çok fazla alternatif var. Şey... Bir şey söyleyecektim. Ne diyeceğimi unuttum. 15. 16. Ben bir yandan sayayım. 18. 19. 20. Topu bırakıyordu. 20. Üsttekini alıyordu. Evet. Aynen. Alttaki yukarı. Yukarı. Sen ha. Ben kaldıracağım falan. Hop. Kaçtı? Yine ben saydım 20 oldu. Ve ah gel şimdi. Bak. Dumbbell'larını eline al, tamam mı? Ya. Şöyle. Bunu biraz hızlı yapacağız. Bir elinde dumbbell olsun. Sağ elinde dumbbell olsun. Sol elin yerde, tamam mı? Birleştiriyorum dizimle dirseğimi. Hop, açıldım. Bunu biraz tempolu yapacağız. Bunun bir iki versiyonunu ekleyeceğim. Hadi bakalım. Biraz geri mi gelmen lazım? Sığdın mı? Çok sıkıştın. Sığdım. Ha? Öyle alayım mı? Hazır, gel. Ortada buluşalım. 1 ve 2 açıl. Ver nefes. Süpermen. Hop. Mr. Supergirl. Açıl. İyice kalçayı da hisset. Devam. Şimdi arkadaşlar burada kal. Hop bak. Yanlara. Açını koru, yanlara. Evet, karnını hisset. Devam. Kal burada, yukarı. Kısa kısa. 1, 2,
3, 4, 5. Şimdi dumbbell'ını al, sıkıştır dizinin arasına. Dirseklerini yere koy, ayağını flex yap. Okey. Yukarıya, hep yukarı. Sanki yukarıda bir şey ittiriyorsun. Kalça hisset, ayağını flex yap gibi. Daha çok kalçaya vuruyor o zaman. Çok minik nüanslar var. İşte bu da hani tamam, ne kadar okul okusak da, ne kadar eğitim alsak da aslında biraz pratikle alakalı. Ben bazen çocuklarda bile bir hareketi soruyor mesela. Dur bir dakika bir deneyeyim diyorum. Vücudunda hissettiğin detay önemli. Bazen hani eğitmen olarak onu hissedip anlatmak da daha etkili oluyor. Tabii ben artık şey ol, otomatikleşmişim, anlıyorum. Ah. Küçük noktaları biliyorum. Kaldım burada. Dumbbell'ı ayağımı düşürdüm. Yana açacağız. Hem sıkıştırıcı. Ya birçok tabii ki eğitmen bunu biliyor. Müge arkadan söyleniyor ama bir şekilde hayat devam ediyor yani. Akıştayız. Canlı yayında power pilates yapıyorum. Hatırlatayım arkadaşım, eğer baş başa zannediyorsam bu milyonlar... Ayağıma dumbbell'ı düşürdüm. Milyonlara ulaşıyor. Ay bekle, sadece bekle. Hadi son, artık stretching'e geçeceğiz. Son seriye aynı setup'ı diğer tarafta uyguluyoruz. Son. Ne yapıyorduk? Ters kol, ters bacak. Ortada buluştuk. Süper girl, süperman neyse oluyorduk. Açıldın. Nefes aldın. Açıldın. El bileğinle omzunla aynı hizada mı değil mi? Bir onu araştır. Açılar önemli. Son dört. Burada point'teyim farkındaysanız. Uzun parmak ucu. Şimdi kaldık yukarıda. Hop açılıyorduk. Açıl. Bırakma. Son beş. Dört. Az kaldı. Haydi. Üç. İki. Son on yukarıya. Bir. İki. Üç. Dört. Nefes. Ve şimdi dumbbell'ı yerleştir. 20 ayak flex'te 20 yukarı, 20 yana, sonra stretch. Hadi bırakma. Önce yukarı 20. Sanki bir şey ittiriyorsun ayağınla, öyle düşün. Saydın mı Müge? 9 10 20. Sen biraz daha kısa kısa yapsana, o yüzden uzun sürüyor. Daha yukarıda hani dizini o kadar indirme. Aynen. Dizinizi çok indirmeyin. Hep sanki yukarıya. Hep yukarı. Yes. Benim 30 son oldu. Yana açıyorum. O yüzden yani hepimizin tabii enerjisi, boyutu ve hızı farklı olduğu için çoğu bazen de kendin say diyorum. Mum yakma vakti geliyor. 16. Stretch yapacağız. Ay bittiyse çocuk pozisyonunda bir rahatla hemen herkes. Allah'ım çok şükür. Bugün de bitti mi? Hayatımın en sakin ve sessiz yayınını yaptım şu an ama hiç garip geldi bana da. Ama bazen buna da ihtiyaç var herhalde. Ben şu an uyuyabilirim. Gel Kobra'ya. Rahatla. Sabah benim online yogam var. Çok mutluyum. Ay. Sabah yani kendinize ilgili güzel bir şey düşünün şu anda bence. Ay.
yorgunluğunuzu ya da şu anki... Mesela kobra etseydi bu kadar yapabiliyorum. Elim mi acıyor? Kobra bile değil. Elim mi acıyor? Yani olabilir. Benimki de muhteşem değil aslına bakarsa. Canım acıyor yani. Acımıyor değil. Çok zorlamak mantıklı değil. Gel dizlerinin üzerine istersen. Şöyle bir kolları rahatlatalım. Buradan. Çek şöyle. Kolları da iyi çalıştırdık. Aynı kolu şöyle başımın arkasından dirseğimi çekiyorum, bu arka kol. Biraz yana doğru gidersen simit bölgesi belinde rahatlayacak. Diğer kol. Şu an canım... Bir şey içmek ister miydi mesela? Benim istiyordu. Su. Benim su artı çay. Çay. Çay demeyeceğim. Eskiden çocukken ne güzel ya. Çay demlerdik falan. Petit Burgers gibi banardık. Dizi izlerdik. Çocuk olmak şeysiz, sorgusuz, sualsiz. Benim toplantım var saat 9.30. Ne? Zoom'um var, evet. Zoom toplantım. Sana da çay içip büyük olup da bisküvi yiyip dizi izleyen bir sürü insan var mı? Ben de oyum. Çok ağır, ender oluyor. Ben de ya, bisküvi falan. Evet, şimdi burada bak. Bacaklarını aç, şöyle oturmaya çalış. Dene bakalım ne kadar yapabiliyorsun. Ellerini de arkada birleştir. Dene bakalım. Dene bakalım yapabiliyor muyum? Ellerini arkada, ben de geri gideyim. Şöyle, sen geçen gün yapıyordun sanki. Ellerini arkada birleştir. Ben ayağımı bu kadar açarak yapmıyorum. Ben çocuk pozunda gibi yapıyordum. Ha, onu göstersene, revizasyon. Çok mantıklı. Yapamayanlar... Ayakları biraz daha kapatıp... Aynen, ayakları biraz daha kapatıp gidiyorsun. Senin kolların, ben çok fazla yüklendiğim için bayağı kapandı ve çok ağrım var. Senin üst vücudun bayağı esnek. O iyi bir rahatlık yani. Ben de masajla ve streçle açmaya çalışıyorum. Ya her şeyin aslında denge arkadaşlar ve fazlası gerçekten zarar. Ben bazen ayarı kaçırıyorum. Sen de beni çeker misin tatlım? Ve mesela şu sol kürek kemiğimin orası şey. Bak ne kadar kalıyor, gördün mü? Şöyle. Çeksene, ay o kürek kemiklerim benim nasıl kapalı. Çekeyim mi daha? Çek çek. Çek, rahatlayacağım. Aynen. Ah, thank you. Şimdi herkes... Dizlerinin üzerine gelsin. Arka bacaklar için şunu yapacağız burada. Burada biraz bekle. Kollarını gerekirse uzat. Ayağını ne kadar flex yaparsan o kadar yine neydi? Arka bacak kas grubu, hamstring iyice açıyoruz. Bugün ben dengem yok bugün benim. Aynen. Biraz da kasık ve arkadaki ön bacak için geçen gün de yapmıştık. Şunu yapalım. Aktif streçler de çok tatlı olabiliyor. Açabildiğin kadar aç. Burada hip flexörler şurada. Onu da açabilirsin. Burada bak şimdi ne yapacağım? Dirseğimi yere koyup hop sırtıma doğru yine böyle bir kalçayı açacağım bu sefer de. Ön taraftaki kalçayı da açıyorum aynı zamanda. Kollarla birlikte. Hissedeceksin muhtemelen kalçamda bir şey, baskı. Nasıl hissediyorsun? Senin kalçan da açık. Hissediyor musun? Çok hissetmiyorum. Değil mi?
Senin güvercin yapman. Evet. Güvercin yapalım kalça için. O nedir? Öndeki bacağımızı büküyoruz dizimize. Şu. Böyle oturduk. Ve öne doğru kapanıyorsun. Herkes yine aynı açıda olamayabilir. Bu da çok normal. Benim de mesela bakmayın yani hani çok esneyim falan ama bazı noktalarım var çok kapalı. Ya bir sporcuya, bir jimnastikçiye göre de kapalı. O da çok fazla kuvvet çalışıp bazen ya tabii çocuklukta da bazı teknik sıkıntılar olmuş bence. Şu an yetişkinlik döneminde de hani bir kendim bu alanda bir uzman olduğumda daha çok fark ettim eksiklikleri ve bazı noktalardaki hataları. Hala onları geliştirmeye çalışıyorum. Gelişimin de biliyorsunuz sonu yok yani. Öğrenmek değil, öğrenmemek ayıptı değil mi? Aa, Müge Dürkler Ebru ne anlatıyor? Ben bayağı gittim. Ne hikaye anlatıyorsun sen? Ne? Evet ama aynı hareketleri diğer tarafımıza da uygulamamızda fayda var. Hadi. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Onu düşündüm. Öğrenmemek. Öyle miydi? Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Bağırmak serbest. Burada da mutlaka bir taraf daha. Senin hangi tarafın daha açık? Sağ herhalde. Şu an solu biraz zor. Benim de sağ. Genelde sağ oluyor ama bazen solak da olabiliyor. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bugünkü antrenman size ne hissettirdi? Bizim enerjimiz size geçti mi? Yoktu öyle bir şey. Ondan sonra ne hissediyorsunuz? Yani kimse işte yani bir beraber bir şey yapıyoruz yani bir iddiamız yok. Evet, aynen. Ay. Yani benim en azından yok. Burada bunu yapabilmiş olmak sadece. Görüyorum ya, seviyorum seni bu kafanı. Ay, şöyle gel yine isteyenler. Wow, iyi hissedenler şöyle bir rotasyon yapsın. Ben mesela burada bile kalçamı hissederken Müge'nin güvercin olması gerekiyor. Daha çok hissedebilmesi için. Evet, ben de biraz omzumu açıyorum. Oo, aynen. Yarın yürüyüş yapmaya senin vaktin yok değil mi? Evet. Vakti olanlar yürüyüş yapabilir ya da bir tur belgesel bir şeyler yapabilir yarın. Temiz besleniyorduk biliyorsunuz ki bu bir aslında... Şimdi ben de onu düşünüyorum. Şu an çok ciddi bir şeye girdik. Hani kesinlikle no, her şeye no kafasına girdik. Çünkü bir dönem başlattık ama düşündüm de hani sonrasında da aynı tarzı maksimumda devam ettirmek gerekiyor ki benim genelde senin de öyle hani hayat tarzımız. Sağlıklı ve temiz beslenme üzerine de bazen sosyal ortamlarda şey kaçamakları azaltmak. Kaçamakları evet azaltmak dediğin gibi. Ya ben evde iyiyim de işte böyle bir yere gittiğimde o masaya gelince görünce biraz... Hayır, bir de şey oluyor, insanlar vaa falan oluyor. İşte, evet. O zaman... O anda çok zor oluyor. Zor oluyor. Birinin bizi kaldırması gerekiyor. Biz kendimizi kaldıralım Mügeciğim. Hadi gel. Gel vedalaşalım yavaş yavaş ki benim toplantım var ki tam bir saattir beraberiz. Ben yorumları açıp bir taraftan ne hissediyorsunuz, ne yaptınız onu da merak ediyorum. Şöyle. Sen orada takılabilirsin biraz daha. Benim işte sol boynum biraz şey oldu. Evet, ne hissediyorsunuz? Bakayım. Şey gitmiş, biraz sayılar düşmüş ister istemez. Belki yoruldunuz, bilmiyorum ama. Nasıl hissettiniz onu merak ediyorum. Bir iki yorum atarsanız çok mutlu olacağım. Gelmeye başladı yorumlar. Çok iyi, süper. Terlediniz mi? Güzel zorlandınız. Çok iyiydiniz. Vücudum dinç. Çok güzel bir antrenmandı. Süper. Yani iyi hissettiyseniz ne mutlu. Biz
ya ben iyi hissediyorum. Şahsen çalıştığımı hissediyorum. Zorlandığımı hissediyorum. Ben bu power pilates olayını sevdim ya. Sevdin değil mi? Sana bir şey diyeyim mi şimdi? Böyle bir şey yapmıyormuş gibi görünüp böyle terlemek ve böyle oyuncak hastalık hani, çalışması oluyor. Ben aletli pilatesi de çok seviyorum. Ama aletli pilates gerçekten biraz hayatı kolaylaştırıyor oradaki ekipmanlarla. Power pilates böyle mat üzerinde bir tık daha seni zorlayabiliyor. Sanırım sen de daha çok aletli yapıyordun. Evet, siz de iyi ki varsınız. Yorgunken dengenin gitmesi normal. Benim de gitti gördünüz. Ha, evet zaten işin içine denge de giriyor ya burada. Hani o bambaşka bir tarafa götürüyor yani. Hani hem denge hem güç. Böyle full dört bir taraftan konsantre olmak gerekiyor. Topu patlayanlar olmuş. Çok tatlı. Aynen. Top olmaz yastık olur. Önemli olan devam edebilmek. Önemli değil. Harikasınız. Süper. Çok mutlu oluyoruz. Sizden gelen yani etkileşimler de bizi aslında sürdürmemizi ve motive olmamızı sağlıyor. Evet, akşamları biraz daha zor oluyor. Şimdi önümüzdeki 3 gün zaten çarşamba, cuma ve pazar sabahı 10'da beraberiz. Evet. Çarşamba sabah Müge'nin Instagram hesabında olacağız. Bir ben de bir ondayız biliyorsunuz. Kendimize de event yaptık, komşuculuk oynuyoruz. Evet. Ramazan'da ne yapacağımız sürpriz arkadaşlar. Planlıyorum bir şeyler. Bakalım neler olacak. O zaman var mı son olarak söylemek istediğin şey? Vallahi son olarak söylemek istediğim bir şey yok. Çarşamba sabahı görüşelim. Güzel güzel dinlenelim. Bitki çayımızı içelim. Ben bugün inşallah erken yatmayı planlıyorum. Eğer yine erken uyursa. Ben de. Planım o. Yarın sabah da çok erken çekimim var. Ama güzel oldu yani. Ne kadar böyle yorgun olsak, günün sonunda olsak da. Bir anda bitti bu arada ya. Biz sen böyle hiç gözümüzde büyüttüğümüz gibi olmadı yani. Değil mi? Ben evet. Biraz bölüyorum. İşte ayakta başlıyoruz. Ortalara geliyoruz. Stretching'de bitiriyoruz. Ama öyle hop yuvarlanıyor. Biz de sizi çok seviyoruz. Kendinize evet, iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Sevgiler. Buraya da bay bay diyelim mi? Evet. Oley. Görüşürüz. Görüşürüz. Spor yapın. Bir eğilim daha sonuna geldik. Spor yapın diye mutlaka. Spor yapın.